Merhabalar, programımıza Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden Profesör Doktor Hüseyin Odabaş hocamızın Kent Kültürüne ve Yaşamına Kütüphanelerin Etkisi adlı sunumu ile devam ediyoruz. İyi seyirler dilerim. 56. Kütüphane Haftamızın hepimize sağlıklar, esenlikler, güzellikler getirmesini diliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Malumunuz koronavirüs salgını nedeniyle fiziki mekanlar içerisinde sürdürmeye alışık olduğumuz bu toplantıları ilk defa bir video kaydı üzerinde tamamlamaya çalışarak sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Şimdiden hepimize sağlıklı bir gelecek, başarılı bir mesleki yaşam diliyorum. Bugün kent kültürü ve yaşamında kütüphanelerin etkisi adıyla sizlerle birlikte olmaya çalışacağım bu kayıtta. Bazı başlıklar üzerinde konuşarak kaydımı tamamlamayı umuyorum. Ekranda görmüş olduğunuz sunum planında da öncelikle tarihsel süreç içerisinde kütüphanelerin bağları ve etkileri, akabinde kütüphanecilikte milat olarak adlandırılan evreyi iki evre altında irdelemeye çalışacağım. Sonrasında geleceğin kütüphanelerinin mevcut koşullar içerisinde neyi barındırdığını öngörmeye çalışacağız. Daha sonra günümüzde bir takım değişiklikler oluyor. Gerek sektörel yaşamlarda, bazı iş dünyasının bazı alt alanlarında, gerekse de toplum içerisindeki belli alanlarda bir takım değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin bilgi merkezleri dünyasına ne gibi etkiler olabileceğiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak. En sonunda da dünyada şehir kültürünün yaşatılmaya çalışıldığı ya da yaşatılmak niyetinde olunduğu kütüphanelerdeki, özellikle halk kütüphanelerinde yenilikçi yaklaşımların dünyada gelişmiş ülke olarak adlandırılan bazı ülkelerdeki örnekleri üzerine değerlendirmeler yapılarak bu soruya son vereceğiz. Şöyle eski uygarlıklara bakıldığında kütüphanelerin esasında var olduğunu bilmekle beraber günümüz bilgi merkezlerinden ayrılan pek çok yanının olduğunu da biliyoruz. Eski uygarlıkların uzunca dönem boyunca pek çoğunda bilgi merkezi dediğimiz müesseseler kralların, hanların, beylerin, padişahların himayesi altında, onların desteğiyle, maddi ya da manevi desteğiyle kurulup yaşamını sürdüren kurumlar olarak biliriz. Bu süreç içerisinde çoğunlukla çok dar bir kesimin hizmetine sunulan bu kuruluşlar, aslında bugün de olduğu gibi toplumun sahip olduğu ya da toplum içerisinde var olan sorunların çözümüne yönelik de bir takım çalışmalar sürdürmektedir. Bir takım çalışmalar da bu kurum içerisinde sürdürülmekteydi. Bugün de olduğu gibi. Kütüphaneler esasında toplumsal sorunların günümüz bağlamında bakıldığında şehirlerde var olduğunu bildiğimiz sorunların çözümüne de yönelik yayıncılık, bilgi paylaşımı hizmetleri veriyor olsa da aynı zamanda kuruluş itibariyle öncelikli hedefi bilim dünyasına hizmet etmek idi. Dolayısıyla bilimsel çalışmalarda genel anlamda bilinen bilimde birikimlilik esastır ilkesinin altyapısını aslında bilgi merkezleri oluşturmaktaydı. Günümüzde de benzer şekilde bu misyonunu devam ettirmektedir kütüphaneler. Mesela buna bir örnek verecek olursak, haritacılık, Ahmet Ertekin Harita Bilgisi adlı kaynağında günümüz dünya haritalarının nasıl ortaya çıktığını tarihçesine bakmak suretiyle anlayabiliyoruz. Örneğin Çinlilerin şu ekran üzerinde gördüğünüz dünya haritasını resmederken
dümdüz bir zemin üzerinde resmetmeye çalıştıklarını, aralarda okyanusların, bugünkü anladığımız anlamda okyanusları karşılayacak şekilde su kanallarının bulunduğunu görebiliyoruz. Daha sonraki dönemlerde Yunan kültürü içerisinde, örneğin milattan önce 600 yıllarda Anaximandros bir dünya haritası tasavvur eder, çizer. Thales'in yapmış olduğu silindirik prizma tipi bir haritadan daha ziyade dünyayı dikdörtgen şeklinde tasvir eder. Bu dikdörtgen dünya içerisinde şu anda ekranda gördüğünüz Akdeniz bölgesinin çevresini okyanusların kapladığını ve içeriye doğru okyanusların aktığını tasvir ederek bir harita çizer. Bütün bunlar bilimin ve bilimsel üretkenliğin bilim kültürünün ve birikiminin yıllar içerisinde nesilden nesile uygarlıktan uygarlığa aktarılmasına en iyi örneklerden bir tanesidir. Bugün ulaşmış olduğumuz modern, gelişmiş haritaların altyapısını bu haritalar oluşturmaktadır. Peki bu aktarım sürecinde esas rolü, rolünü ya da köprü rolünü bana sorarsanız en iyi uygulayan, en iyi bu rolü yerine getiren kütüphanelerdir. Toplumsal rol ve sorumluluklar da elbette ki bilimsel aktarım rolünden ayrılamaz. Toplumsal kültürler, şehir yaşamına dair emareler ve pek çok benzeri materyali bilgi merkezleri eski dönemlerden günümüze kadar aktaran misyonu sürdürmeye devam ediyorlar. Aslında kütüphanecilikte milat noktasını kağıt ve akabinde matbaanın gelişimi sağlamıştır dersek doğru ifade etmiş oluruz. Kağıt ve matbaa ile birlikte tabii ki Avrupa'da etkileri çok daha derin şekilde kendini hissettirmiştir. Kağıt ve matbaa ile birlikte özellikle bizi ilgilendiren boyutuyla yayıncılık sektöründe çok ciddi anlamda ilerlemeler kaydedilmiştir. İşte yazarlık müessesesi, editörlük, matbaacılık, dizgicilik, tasarımcılık, mücellitlik gibi pek çok alt sektörler doğmuştur. Kağıt ve matbaa ile birlikte aynı zamanda eğitim dünyasında da yine önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Çünkü bilginin toplumsallaşmasıyla birlikte artık herkes, toplumdaki bütün herkes yazılı materyallere, yazılı kaynaklara, kitaplara erişebilir hale gelmişlerdir. Bunu da eğitim sisteminde kullanabilmişlerdir. Dolayısıyla ilkokullar, ortaokullar, liseler, örgün, yaygın eğitim, uzaktan öğrenme çok daha yenilerde tabii ki, çok çok daha yeni dönemlerde gibi bazı modeller ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunların tamamının altında elbette ki yine kağıt ve matbaa vardır. Buna miladın ilk evresi tanımlaması yapmamız yanlış olmasa gerek. Miladın ikinci evresine bakıldığında ise pardon, yani yine bu miladın ilk evresine bakıldığında kütüphaneciliğin de aslında matbaa ile birlikte doğduğunu görebiliyoruz. Bilgi sektörleri kendi içerisinde ayrışmaya başlıyor. Kütüphanecilik, arşivcilik, enformasyon hizmetleri, müzicilik gibi bilgi merkezleri dünyası içinde tanımlanan kurumlar adeta bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Ve kendi içerisinde de bazı teknik buluşları gerçekleştiriyorlar. Örneğin her sektör kendi içinde sınıflamasını, tasnif sistemlerini, kataloglamasını yapacak bir takım gelişmeleri başarabiliyor. Kütüphanelerin toplumla buluşması, zaman geçtikçe kaynaşması, kütüphanelerin türlenmesi, hizmetlerin çeşitlenmesi, kağıt ve matbaanın kültür yaşamını kazandırmasından sonra adeta şahlanmıştır diyebiliriz. Peki kütüphaneciliğin miladının ikinci evresi derseniz o da internet ve dijitalleşme ile birlikte başlamıştır ve bu serüven devam etmektedir. Bu evre kütüphanelere yönelik tehditler barındırdığı kadar fırsatlar da sunmaktadır. Örneğin
Son 20-30 yıldır çokça konuşulan tehditler şöyle bir gözden geçirildiğinde kitapların dijitalleştirmesiyle birlikte fiziki mekanın önemini yitireceğini, yitirdiğini söyleyenler, yitireceğini söyleyenler olmuştur. Mevcut kütüphanecilik yeteneklerinin yok olması, sağlama, sınıflama, etiketleme, raflama, bunlar gerçekten de yüzyıllardır bildiğimiz ve kullanageldiğimiz bir takım tekniklerin sağlama, sınıflama, etiketleme, raflama gibi bir takım tekniklerin yavaş yavaş dönüştüğünü hatta bir miktarda önemini kaybettiğini, basılı materyaller üzerinde söylüyorum, önemini kaybettiğini görebiliyoruz. Mevcut iletişim yeteneklerinin yok olması bu dönemde bir anlamda yaşadığımız sorunlardan bir tanesidir. Örneğin kütüphanelere gelen insanları iyi ağırlamak, onları güler yüzle karşılamak, iyi rehberlik hizmeti vermek gibi aktiviteler dijitalleşmeyle birlikte yok olmaya başlamıştır ki uzaktan kütüphanecilik hizmeti alınan kütüphanelerde bu böyledir. Dolayısıyla aslında yüz yüze görüşmenin avantajlarından da bir anlamda uzaklaşmaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Kütüphanecilerin ve kütüphane hizmetlerinin görünür olmaktan çıkması doğal olarak az önce söylemiş olduğum sorunun devamı ya da sonucu olmaya başlamıştır. Diğer yandan da gömülü kütüphanecilik hizmetlerinin başkasının hanesine puan topladığını görebiliyoruz. Yani kütüphanecilerin yapmış olduğu listeler, kataloglar, işte dizinler, başka bir takım sitelerin ya da sistemlerin içerisinde hizmete sunuluyor ancak kullanıcı o sistemlere girdiğinde kütüphaneyi hiçbir şekilde görmediği için bu işlerin dizin, katalog, liste gibi hizmetlerin kütüphaneler ve kütüphaneciler tarafından yapıldığının farkına varamayabiliyor. Dolayısıyla gönüllü kütüphanecilik hizmetlerini nerede görüyorsa o gördüğü yerin sahiplerine puan toplanıyor bir anlamda. Bütün bu gelişmeler kütüphanelerin kent toplumlarına onların zamana özgü gereksinimlerini karşılamak noktasında değişime zorlamaktadır. Yani kütüphaneleri ve kütüphanecileri elbette ki değişime zorlamaktadır. Bütün bu tehdit değerlendirmelerinden sonra tabii ki de dijitalleşme, internet ve akabinde gelen dijitalleşme fırsatları da beraberinde getirmektedir. Mesela dijital olanaklar iyi planlama ile gelişmekte olan ülkelerin sınıf atlayabilmesini sağlayacak bir fırsattır. Ve aynı zamanda bu sınıf atlama fırsatı kütüphaneler için de geçerlidir. Kütüphaneler fiziki mekan dışına ulaşabilecekleri sanal bir kapıya sahip olmaya başlamıştır. İnternet ve dijitalleşme ile birlikte. Kentin odağı haline gelen kütüphaneler toplumla bütünleşme fırsatı yakalamışlardır. Tabii ki kent dediğimiz kent yaşamın içerisinde var olan insanların çoktandır ya da uzun zamandır dijitalleşmenin fırsatlarını ekranlarından önce PC sonra işte laptop daha sonra tablet şimdilerde yoğun şekilde akıllı cep telefonlarıyla dijital dünyayı teneffüs eden bir toplum tasavvuru yapabiliyoruz şehirlerde. Dolayısıyla bu dijital dünyayı bir anlamda yoğun şekilde kullanan kent toplumları bir miktar daha kendine zaman ayırabiliyor. Kendine zaman ayırdıkça o zamanı değerlendirecek mekanları daha rahatlıkla seçebiliyor, özgürce seçebiliyor. Dolayısıyla kütüphaneler özellikle gelişmiş ülkelerde şehrin adeta ortasında yer alan, fiziki anlamda ortasında yer alan ve aynı zamanda da mental ya da düşünsel anlamda da merkezinde yer alan bir merkez konuma gelmiştir. Dolayısıyla kentlilerin, halkının kütüphaneyi eskisinden olduğundan çok daha fazla ziyaret ettiği ve önemsediği bir zaman dilimi içerisinde bulunuyoruz. Kültürel kaynaşma, entegrasyon, kariyer planlama gibi toplumsal sorunlara katkısı nedeniyle de itibar kazanan bir merkez haline gelir kütüphaneler günümüzde.
Bütünleşme ve itibar fırsatı ile kentin bütün sektörlerindeki üst düzey yöneticilerle temasa geçildiği takdirde kütüphanelerin aslında bu dönemde kazanımlarını çok daha fazla artırabilecek fırsatlara sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Peki mevcut günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerdeki kütüphanelerin durumunu görebilmek için Gemma Jones tarafından hazırlanmış olan Designing Libraries in 21st Century adlı kaynağı kısaca bir bakıp bugünkü özellikle halk kütüphanelerinin durumunu anlayabilmek mümkün. British Council tarafından 2016 yılında yayınlanmıştır bu kaynak. Bu kaynağı şöyle hızlıca bakıldığında belli bazı ülkelerde, şurada harita üzerinde görmüş olduğunuz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'nın bazı ülkelerinin önemli kentlerindeki kütüphanelerin durumunu tespit etmek üzere görüşme, gezi ve gözlem yapmak suretiyle bugün halk kütüphanelerinin hangi özelliklere sahip olduğunu anlamaya çalışmış yazar. Ve bunu da kitapta 3 bölüm altında anlatmaya, aktarmaya çalışmış. Ve şurada görebildiğimiz kadarıyla bütün bu gezme, görüşme ve toplantılar neticesinde bu kütüphanelerde yapılan aktivitelerin tamamına bakıldığında yapılan faaliyetleri 3 ana eksende sınıflandırabilmek mümkündür diye belirtmiş. İlki toplanma, insanların bir araya gelmesi, toplantılar yapması, aktiviteler sürdürmesi, halk kütüphanelerinde yapılan hizmetlerden ilki bu. İkincisi, halk kütüphanelerinden yararlanırken hedeflerinden bir tanesi öğrenme. Yani kütüphanelerde halkın, öğrencilerin, yaşlıların, uzmanların, sınıf farkı gözetmeksizin herkesin yeni bir takım şeyler öğrenebilmelerini sağlayabilecek olanakları ve hizmetleri canlandırdıklarını görmüş. Yani bu öğrenme misyonu yüzyıllardır aslında var kütüphanelerde, ancak bu çok daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmeye başlanmış. Elbette bin yıllardır aslında var olduğunu bildiğimiz üçüncü misyonu ise okuma. Esasında yenilikçi kütüphane hizmetleri özelinde yapılan eleştirilerden bir tanesi şudur. Toplantı ve aktiviteler gibi faaliyetlerin bir miktar aslında kütüphanenin asıl işlevini ikinci plana ittiği yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeye ben de katılıyorum. Kütüphanelerde yürütülen aktiviteler, faaliyetlerin tamamı aslında şurada görülen üçüncü maddeyi pekiştirmek, güçlendirmek adına yapılmalıdır. Dolayısıyla bu birinci misyonu kütüphanelerin hiçbir zaman göz ardı etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ve kitabın devamında da bu bahsedilen üç hizmet alanına yönelik nelerin yapıldığını tek tek kütüphanelerin her birisi özelinde değerlendirmeleri yapmak suretiyle, değerlendirme yapmak suretiyle anlatmaya devam ediyor. Şimdi biz buradan şunu anlayabiliyoruz aslında. Günümüzün halk kütüphanelerinin kent kültürünü canlı tutmak, yaşatmak, devamını sağlamak, dolayısıyla kentlilik ruhunu bir anlamda oluşturmak adına hizmetlerini gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yaparken de aslında ticari sektörlere bakarak kendine bir takım örnekler çıkartması mümkündür. Örneğin günümüzün kitap evleri, günümüzün kitap kafeleri esasında halk kütüphanelerinin de kullanabileceği modelleri ortaya koyabiliyorlar. Bir de tabii niye ticari sektörlere bakmamız gerektiğini şu açıdan da izah etmekte fayda var. Ticari sektörler her zaman rekabetçi bir hedefle hareket ederler. Ve dolayısıyla
her zaman hedefi pazarlamaktır ve bunu yaparlarken de müşteri memnuniyetini ve performans göstergelerini önemseyerek çalışmalarını sürdürürler. Tabii bir yandan da Ar-Ge çalışmaları da yaparlar. Biz özellikle kamu tarafında hizmet vermeye çalışan kütüphaneler ve kütüphanecilik hizmetlerinde Ar-Ge çalışmaları ne yazık ki çoğunlukla gönüllülük esasıyla sürdürülür. Yani bunun için özel bir fon, özel bir bütçe, özel bir çalışma alanı ne yazık ki yoktur. Dolayısıyla ticari sektörlerin zaten hali hazırda yapmış olduğu harcamanın akabinde geliştirdiği modelleri bizim kamuda da alıp benimseyip kullanmamız bir anlamda bize ve kamu yaşamına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Nitekim bütün bunları anlatırken Ray Oldenburg, The Great Good Place adlı bu kitabında son zamanlarda çokça duyduğumuz bir kavram, üçüncü mekan tanımlaması, kütüphanelerin aslında üçüncü mekan tanımlaması içerisinde yer aldığını ifade eden bu kavramın doğmasına sebep olan yazardır. Bu kitapta ilk defa bunu ifade etmiştir. Nitekim bu kitapta işte kafelerin, barların, işte kitap evlerinin ya da işte kuaförlerin gibi halka açık mekanların müşterilere hizmet sunarlarken hizmetlerini hangi yöne doğru çekmeleri gerektiği ve nasıl hizmet sunarlarsa başarı elde etmektedirler. Bütün bunları burada bu kitapta anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim de gerçekten de özellikle ticari sektörleri son derece iyi takip etmemiz ve burada sunulan hizmetleri ve modelleri alıp kendimize uyarlamamız gerekir. Diğer yandan mimari açıdan da binaların özellikle toplum hayatına hizmet verme hedefiyle ortaya koyan toplum hayatına hizmet vermek gayesiyle oluşturulan binaların da mimari açıdan dikkat çekici olmasında yarar vardır. Elbette işlevsellik her zaman ön planda olmalı. Yalnız toplumun çok ciddi anlamda dikkatini çekecek tasarımlara da sahip olmalıdır. Aynı zamanda iç tasarımında rahatlığa, Oldenburg'un ifade etmiş olduğu üçüncü mekan, yani ev kadar sıcak, ev kadar yakın, ev kadar rahat bir takım binalara, projelere ihtiyacımız var. Bu noktada da Ark Daily adlı web platformu, web sitesi bizim dünyada kütüphane mimarileri de dahil olmak üzere kütüphanelerin sahip olduğu özelliklerin değerlendirmelerin tek tek yapıldığı ve çizimlerin de gösterildiği bir platformdur. Mesela burada Lawrence Public Library'i görüyorsunuz. Lawrence Public Library ile ilgili sadece resimler yok. Aynı zamanda bu kütüphane projesinin hayata geçirilmesi sırasında yapılan bütün çalışmalar, harcamalar ve çizimleri burada tek tek görebilmek mümkün. Dolayısıyla yani dünyada biraz sonra bunların bazıları üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Dünyada artık tek tek kütüphaneleri gezip dolaşmaya ve bunların özellikleri hakkında değerlendirme yapmaya, fiziki olarak onları ziyaret etmeye gerek olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bütün bu Ark Daily'de yapılan gözlemlerimde kütüphanelerin artık insanların çok rahatlıkla kullanabilecekleri rahat mekanlar, sıcak ortamlar, hakikaten yaz tatillerinde otellere gittiğimizde gördüğümüz konfora yakın, konfora sahip kütüphanelerin yaşama geçirildiğini görebilmek mümkün. Bir diğer yandan da özellikle sanal ortamda pazarlama yapan firmaların platformlarını tek tek inceleyerek özellikle kütüphane otomasyon sistemlerini ya da bütünleşik kütüphane sistemlerinde bu platformların kullanıcılarına sunmuş
olduğu, sunmakta olduğu gelişmeleri de bizim takip ediyor olmamız lazım. Diğer yandan da örneğin kütüphanecilerin tabii ki bu sistemleri iyi takip edemezsek ve gelişmeleri ayak uyduramazsak, kütüphanecilerin yapması gereken bazı hizmetleri, işlemleri diğer taraftan bazı korsan siteler zaten yüklenmiş ve sürdürüyor bir şekilde. Dolayısıyla bizim hani hizmetlerimizin güvenilir olmayan ellerde insanlara ulaşma risklerinde bu dönem barındırıyor. Dolayısıyla aslında korsan ortamlarda sunulan hizmetlere yakın bir takım çözümleri de bizim kullanıcılarımıza sunmamız gerekiyor. Bir diğer yandan toplumsal değişim boyutu var işin. Uzaktan öğretim modeli ve sistemleri günümüz toplumlarının yaşadığı sistemlerden, gördüğü, teneffüs ettiği sistemlerden bir tanesidir. Öbür yandan toplumun önemli bir kısmı yarı zamanlı çalışmaya başladı. Uzaktan çalışma modelleri ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla insanların özgürce, rahatça, serbestçe kullanabilecekleri çok daha geniş zamanlara sahip olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu geniş zamanları daha nitelikli bir takım hizmetlerle doldurmak da yine bizim kütüphanelerin ve kütüphanecilerin görevlerinden birisidir diye düşünüyorum. Toplumda özellikle de gençlerde teknoloji kabulü olgusu var. Yani teknoloji artık toplumun her yaş grubunun kabul ettiği, kullanabildiği, artık hemen her şeyi alabiliyorsa eğer teknoloji üzerinden edinmeye razı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla yine kütüphaneler olarak, kütüphaneciler olarak insanların kabul ettiği bu nesneler üzerinde hizmet vermek bizim kent halkına yapabileceğimiz en iyi aktivitelerden veya hizmetlerden birisi olabilir. Küreselleşme ve onun etkisiyle yerel kültürün tahrip olması, korunması ayrı bir sorun. Halk kütüphanelerinin özellikle yerel kültüre sahip olması, yerel kültürün toplanması, biriktirilmesi, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması halk kütüphanelerinin sorumluluklarından birisidir. Biz yerel kültürü derleyip toparlayamazsak ki efemera bunlardan en iyi bilinen, en bilinen örneklerden bir tanesidir. Efemerayı örneğin toparlayamazsak, biriktiremezsek gelecek dönemlerde gelecek neslin önceki nesile ait olan kültürü görebilmesi, anlayabilmesi, buna sahip çıkabilmesi mümkün değildir. Ki aynı zamanda küreselleşmenin etkisiyle de yabancı kültürün kuşatması altında olduğumuzu bildiğimiz bu dönemde özellikle bu hususa çok daha fazla önem vermemiz gerektiğini de düşünüyorum. Bütün dünyada yaşanan göç dalgası, göçmen hizmetleri, çok kültürlük ve entegrasyon da ayrı bir sorun haline gelmeye başladı. Türkiye'yi içine alan bir sorun olmaya başladı. Dolayısıyla halk kütüphanelerinin yine kent yaşamını düzene koymak bağlamında göç dalgasının etkisiyle gelen göçmenlerin bu bilgi merkezlerinden yararlandırılması, bilgi merkezlerinden yararlanırken daha nitelikli bir beceri düzeyine kavuşmalarını sağlaması, dolayısıyla bulundukları topluma entegre olmalarını sağlamak bağlamında önemli misyonları yerine getirdiğini de biz biliyoruz. Kentleşme, dijitalleşme ve yalnızlaşma başlığında gördüğümüz başka bir mevzu ise, özellikle sosyologların çokça dile getirdikleri bir mesele ise, kentleşen insanların ya da kentte yaşayan insanların dijitalleşmenin de etkisiyle birlikte süreç içerisinde, zaman içerisinde çok daha kendi evine kapanan, çok daha bireysel dünyasında yaşayan, dolayısıyla da yalnızlaşan bir bireye, ferde dönüştüğü ifade edilmekte. Bu görüşe de aynen katılıyorum. Dolayısıyla yalnızlaşma toplumun çok ciddi anlamda sorundur. Çok kalabalık toplumlar görürsünüz, içinde pek çok insan aslında o kalabalıkta yalnız yaşar, yalnız dolaşır. Bu yalnızlaşma sorununu da yine kütüphanelerin yürüteceği aktivitelerle
yalnız yaşayan insanların kütüphanelere gelerek oradaki aktivitelere katılmasını sağlamakla aşabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla kütüphaneler yine bu anlamda önemli bir misyonu yüklemiş durumdalar. Engellilerin hakları ve onların da kütüphanelerinin yer alınmalarını sağlamak yine kütüphanelerin rolleri, misyonlarındandır. Özellikle kent yaşamında bu önemli sorundur. Çünkü yatay mimarinin değil, dikey mimarinin egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla da kütüphanelerin bu hususla ilgili olarak da çaba sarf etmesi gerektiğini bundan sonra da biliyoruz. Ve kütüphane madem iyidir, iyi olanı hizmete sunar, madem eğitime destek sunar, hepimizin kutsal gördüğü bir işi yapar. O zaman sahip olduğu bütün unsurlarıyla birlikte iyi olmak zorunda, iyi örnekleri örneklendirmek zorunda. Dolayısıyla da mimari olarak, bina olarak, tasarım olarak yeşil, çevreci, akıllı tasarımlara sahip mekanlar olmak zorundadır. Bütün bu özelliklerden sonra yine mesela az önce ekranda görmüş olduğunuz birkaç tane kütüphanenin durumuyla ilgili değerlendirmeler yapmaya çalışalım. Mesela şu ekranda görmüş olduğunuz Lawrence Public Library hakikaten dış mekandan hani anlayacağınız gibi, dışarıdan görüntüsünden anlayacağınız gibi cezbeden özelliklere sahip. Yani ve bu görmüş olduğunuz kütüphanenin yine kente çok yakın olduğunu çevredeki binalardan anlayabilmek mümkün. Önündeki yeşil alanın da burada bazı aktiviteleri sürdürmeye oldukça müsait olduğunu anlayabilmek mümkün. Şöyle iç mekana bakıldığında da çocukların hakikaten keyifle gelecekleri, isteyerek gelecekleri bir mekan olduğunu anlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi yine Seattle Central Library, Seattle Halk Kütüphanesi. Son yıllarda üzerinde çokça konuşulan kütüphanelerden bir tanesidir. Dış görüntüsü itibariyle farklı bir mimariye sahip olsa da kent merkezinde yer alması, ulaşım noktalarının tam da ortasında yer alıyor olması en önemli avantajlarından bir tanesidir. Kentin hakikaten doğrudan girip buradan yararlanabileceğini, rahatlıkla yararlanabileceğini buradan anlayabiliyoruz. Ve her yaş grubunun bu mekandan yararlandığını burada resimlerden görebilmek mümkün. Az önce bahsetmiş olduğum çevrecilik ve yeşillik, akıllı tasarım, işte burada görmüş olduğunuz Girona Public Library'de bina içerisinde farklı alanlara yerleştirilmiş yeşil alanların olduğunu görüyoruz ki burada dikey bir yeşil alanın olduğunu de görüyoruz ki bu zaten özellikle yapılmış olan bir tasarım çaba sarf edildiğini anlayabilmek mümkün. Binanın üstünde çatının da yeşil bitkilerle donatıldığını görebiliyoruz. Oldukça ferah, rahat mekanlar ve şu çok önemli, kentin tam da ortasında herkesin rahatlıkla gidip gelebileceği bir ortamda konumlandırılmış. Bu görülen Garden Library for Refugees and Migrant Workers, İsrail'de yaşama geçirmiş olan bir pop-up kütüphane tarzında dediğimiz türden bir tanesidir. Görmüş olduğunuz kütüphane günün belli saatlerinde açılıyor. Belli saatlerinde hizmet veriyor. Belli saatlerinde hizmetini sadece kitapla değil, aynı zamanda burada bir takım aktiviteler yaptırmak suretiyle hayata geçiriyorlar. Dolayısıyla hani kentin her bölgesinde bu tarz şube kütüphaneleri ya da pop-up kütüphaneler oluşturulabilir. Gezici kütüphanelerin yetmediği noktalarda bu çözümlere de başvurulabilir. Özellikle çok büyük kentler, İstanbul, Ankara gibi yerlerde bu tarz çözümlerin kullanılması daha yararlı olur diye düşünüyorum. Çocuk kütüphanesi için bir örnekte Carl's Children's Library. Burada da yine mekanın oldukça estetik tasarlandığını görebiliyoruz. Etrafında doğal mı, yapay mı olduğunu anlayamadığımız havuz ya da çaylar var. Kütüphanenin içerisinden ve dışından özel bir tasarım olduğunu anlayabilmek. Özellikle bakın burada hani read yazısı ile
ayrı bir tasarım çalışması yapılmaya çalışıldı. Özel bir çaba sarf edildiğini anlayabilmek mümkün. Bir de daha uç, daha ayrı bir tür olarak Toyen Medya Library adında bir kütüphane var. Burada da çocukların çok rahatlıkla gelmek isteyecekleri, hani oyun alanı olarak kullanmak isteyebilecekleri bir tür kütüphanenin tasarlanmış olduğunu görebiliyoruz. Bütün bunlardan bizim çıkarttığımız netice halk kütüphaneleri bütün kente, bütün kentin ihtiyaçlarına göre tasarlanmalı. Halkın gereksinimleri düşünmek suretinde tasarlanmalı. Bütün bunlar bize şunu anlatıyor. Şu ana kadar kat edilen mesafenin değerini de bilerek Türkiye'de şehirlerde kütüphaneler konusunda atmamız gereken daha çok mesafeler bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu mesafe yalnızca kütüphaneciler değil, toplumun ortak değeri olan kütüphanelerin bütün paydaşlarının beraberce yol alması bir zorunluluktur. Diğer bir ifadeyle dünyanın örneklerini gıpta ile seyrettiğimiz, dünyada hani örneklerini gıpta ile seyrettiğimiz yenilenmiş halk kütüphanelerini devlet idarecilerinden halkına, özel sektörden meslek örgütlerine kadar toplumun bütün paydaşlarının olağanüstü çabası ve desteğiyle hayata geçirebiliriz. Bu ancak bu şekilde hayata geçirilebilir. Yalnız başına kütüphanecilerin yapabileceği bir çaba olamaz. Dolayısıyla kent olarak kenti var eden bütün dinamiklerin ortak çalışması ile kütüphanelerimizi kentlerde geliştirebilir, kalkındırabiliriz. Kültür Bakanlığımız ve belediyelerin halk kütüphanelerini daha iyi koşullarla yönetme, donatma, geliştirme konusunda önemli çabalar içerisinde olduğunu da biliyoruz tabii ki. Son yıllarda epeyce mesafe kat ettiklerini biliyoruz. Belediyelerin bu konuda çok önemli mesafeleri kat ettiğinin yine farkındayız. Ancak yine de ülkemizde daha çok örneklerine gelişmiş ülkelerde şahit olduğumuz nitelik ve nicelik ölçütleri için ayrıcalıklı bir yatırım programına da ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Yani Türkiye'de hakikaten alınması gereken mesafenin çok olduğu gerçeğiyle hepimizin beraberce birlik içerisinde hareket etmemiz bir zorunluluktur. Benim sunumum bir miktar uzadı. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evlere kapandık, doğru. Ama zihni açmak mümkün. Ve bunun için elimizde güçlü bir koz var. Okumak. Okumak sizi evden çıkarıp bambaşka yerlere götürür. Okumak sorgulatır. Okumak merak uyandırır. Okumak cevap aratır. Okumak çözüm üretir. Okumak iyidir. İyi okumalar. Yarınları yazmak için Türkiye okuyor. Evinde kal, kitapla kal. 30 Mart 5 Nisan 56. Kütüphane Haftası. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Okumak hayal etmektir. Okumak anlamaktır. Okumak bilmek, büyümek, gelişmektir. Yarınları yazmak için Türkiye okuyor. Evinde kal, kitapla kal. 30 Mart 5 Nisan 56. Kütüphane Haftası. Anlamlı kılan bazı değerler vardır. Bunların başında bilim ve sanat gelir. Bilim ve sanata ulaşmanın tek yolu da bilgidir. Bilgi kitapta vardır. Kitap okuduğunuz zaman kişiliğiniz zenginleşir ve hayat daha anlamlı olur. Onun için bu evde kaldığımız günlerde bütün dostlara kitap okumasını öneriyorum. Yarınları yazmak için Türkiye okuyor. Evinde kal, kitapla kal. 30 Mart 5 Nisan 56. Kütüphane Haftası. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Görüşmek dileğiyle. Evde kal, kitapla kal, bizde kal, en önemlisi sağlıkla.